Herkese tekrardan selamlar. Artık Lore'un resmi olarak çıkışıyla beraber tekrardan destek bulumlarına geri döndüm. Çünkü yeni şampiyonlarımız için büyük miktarda kristal ile joker kartı bekletiyordum. Ve en sonunda Nautilus destesi yapabildim. Ve karşınızda Nautilus destesinin tanıtımı. Yüksek manalı kartlarımızı mümkün olduğunca yollamamız gerekiyor. Düşük manalı kartlar ile hem kartlarımızı denize yollayacağız, hem de üstüne o kartlarımızı sürekli olarak öldürteceğiz. Şimdi turu bitirelim. 3 tane kartımızı direkt olarak denize yolladık. Bu arada ben oyunu İngilizce oynuyorum şu anda. Ben onu yeni fark ettim. Bundan sonra bir el daha atarım büyük ihtimalle. Onu da Türkçe bir şekilde oynarız. Şimdi karakterimizi öldürtüyoruz ki daha hızlı bir şekilde kartları çekelim. Derine dalış bonusunu kazanalım. Yalnız bu Nautilus destesinde şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Hatta sadece Nautilus'ta değil, Maokai'da da aynı şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. Kartlarınızı bitirmemeniz lazım. Biliyorsunuz sürekli kartlarımızı denize at, denize at, denize at. Bir miktar, bir süre sonra kartlarımız bitecek illaki. Ancak Nautilus eğer yerdeyken level atlarsa 4 mana ve üstü olan güçlü kartlarınız, derine dalan kartlarınız tekrardan destenize kopyalanıyor. Ancak eğer ki Nautilus o sırada elinizde değilse, yerde değilse kopyalanmadığı için çok daha az kartla mücadele etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Şimdi şu lifesteal olan kartımızı kullanalım. Aynı zamanda 3 kartımızı attık. Bir tane deniz yaratığı gitti. O kötü oldu ya. Bunu biz şimdi en baştakine koyarsak öldürürüz ama can çalamayız. Hasarı alalım, ondan sonra can çalalım. Çünkü 9 canımız gidiyor. Şuna koyalım. Aynı zamanda hem can çalan karakterimiz ölmez. Aynı zamanda güzel bir şekilde can çalmış oluruz. Güzel. Salvage geldi. Salvage'i kullanmayalım. Bir tane daha lifesteal çağıralım. Toss yaptık yine çoğu kartımızı. Denize attık yani. Öteki el mutlaka Türkçe oynayacağım. İki can kalan kartımızı da öne sürükledik. Agresif bir şekilde oynayabiliriz şu anda. Tamam. Can az olanı öldürdü. Ötekini öldürmesi daha mantıklı olurdu aslında. Bizim işimize geldi bu. Turu bitirdik. Şimdi elimizdeki kartlara baktığımız zaman toss yapmamız iyi olabilir. He, ephemeral kart çağırıyor. Toss yapalım. Hem iki tane kart denize gönderdik. Üstüne iki tane kart çekmiş olduk. Yani destemizden totalde 4 tane kart azalttık. Derine daha da çok yaklaştık. Hatta bir kart kalmış. 16 kartımız kalmış şu anda. Yani derin olmasına bir kart kalmış. Öteki tur artık deniz yaratıklarımız bufflı olacak. Bunu bloklasam mı ya? Yok be, geç. Birazcık fazla hasar yedik ama olsun. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi derine dalış animasyonu göreceğiz. Kartlarımızda. Evet. O zaman bu kartı oynayabiliriz. Bu kartın özelliği Obliterate. Obliterate'in Türkçesini nasıl çevirmişler bilmiyorum onu artık. Öteki elde mutlaka görürüz. Şimdi öncelikle deniz canavarlarının bedelini biraz attık. Üstüne rastgele bir deniz canavarı kartı oluşturduk. Bu Obliterate biliyorsunuz şeyde de vardı. She Who Wanders'ta da olması gerekiyordu. Kartları tamamen oyundan yok ediyor. Hiçbir şekilde diriltme ile geri çağrılamaz ya da başka bir şekilde geri çağrılamaz. Ha, bir an engelleyecek diye düşündüm. Yok, engellemedi. Tamam. Şu an ortadaki kartımız çok güçlü ve karşılık verdi de neyse en azından onu öldürmüş olacağız. Ne diyeyim? Hoş olmadı. Bari güçlü bir şey koysaydı da onu öldürseydik daha hoş olacaktı. Turu bitirdik. Şu an Nautilus'un gelmesi bizim için oldukça önemli dediğim ve geldi. Oo. Sen muhteşemsin. Çünkü denize attığımız rastgele kartlar şampiyon kartı da olabilir.
Bu arada Hecarim level atladı. Atlayarak geldi daha doğrusu. Çok fazla zaten ephemeral kart kullanmıştı. Şöyle bir durum var. Yok etsek mi acaba direkt? Yok edelim ya. Nautilus şu an kullanmayalım. Neden derseniz, çünkü eğer Hecarim'i şimdi ortaya koyduğu zaman köpek balığı gelecek. Zaten bunun dışarıda atlar gelecek. Bir de onları bufflayacak. Hiçbir şekilde durduramayız. O yüzden şimdi oynayabiliriz Nautilus'u. E 13 ya. Acayip güzel. Ve şimdi deniz canavarlarımızın bedeli sıfır. Bunları çağıralım şimdi be. Bunu da çağırdık. Yani durdurması mümkün değil ya. Nautilus'un önüne koysa bile, evet, sur verdi. Tamamdır. Bundan sonraki ele seri bir şekilde geçelim. Bu sefer Türkçe olacak. Daha da güzel anlatımlı olacak. Hiç merak etmeyin. Hemen geçiyoruz. Evet, en sonunda Türkçe olarak açmayı başardım. Oturumu kapatmak gerekiyormuş. Ben de ayarlardan bir saattir arıyorum. Nerede bu? Nerede bu? Nereden değiştireceğim dil diye. Güzel, şimdi Türkçe daha güzel oldu. Şimdi bu iki kartı yolladık. Dikenli kurbağa. Aa, bir tane daha geldi, güzel. Dikenli kurbağaları ilk safhalarda kullanmak çok önemli. Hem bizim için tanklıyorlar gelen düşman saldırılarına. Hem de öldükleri zaman hem Nexus'umuzu iyileştiriyorlar. Hem de aynı zamanda iki tane kartı denize gönderiyor. Bu sayede hem daha hızlı ulaşıyoruz 15 karta. Hem de aynı zamanda savunma açısından dayanıklı oluyoruz. Şu an var ya, hayatta ölmeyiz. Ruh hem yetenekleri de geldi bize. Onları hem şöyle bir şey de var aynı zamanda. Bu dikenli kurbağada ruh hem kullanırsak Nexus'umuz 6 can iyileşiyor. Üstüne 2 tane kartı denize atmış oluyoruz. Past geçtik. Hemen öldürtmek istemedim dikenli kurbağaları. Çünkü sonuçta Frelord destesine karşı oynuyoruz. Savunmaya mutlaka ihtiyacımız olacak. Çünkü saldırı yaptıracağını pek zannetmiyorum. En azından erken safhalarda. Seslendirmeler yalnız acayip güzel olmuş ya. 3 tane kartı daha denize yolladık. Şu an elimizde Nautilus'la başlamamız da oldukça güzel oldu. Onu denize atma gibi bir riskimiz yok en azından. Aynı zamanda erken safhada öne sürüp bu sayede kartlarımızı kopyalayabiliriz. Güçlü olan kartlarımızı. Tam da diyecektim ki umarım Braum'u çamur tarayıcılarının karşısına koyar. Koydu. Şimdi çamur tarayıcılarımızı öldürtüyoruz. İki tane kart çekiyoruz. Üstüne rakip Nexus'a iki beleş hasarımızı veriyoruz. Güzel. Destede 15 kartı bırakana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Defansif oynayacağız sürekli. Üçüncü de kendi kurbağamız da geldi bu arada. Şansa bak. Üçü birden denize gitmeden geldi. Büyük bir şans bu aslında. İlla kaynıyor çünkü bir iki tanesi. Denize ata ata kartları. Şu an durumumuz çok iyi. Herhangi bir şekilde Nexus'a saldırı almayız. Alsak bile Nexus'umuzu iyileştirebiliriz. Şu derinlerin gözünü kullansam mı diye düşünüyorum da. Hani biraz erken safhada kullanmış oluruz ama. Önce bir saldırı yapsın da şu her türlü blokluyoruz zaten. Tamam, o dikenli kurbağayı öldüremeyecek. Şunu da bloklayalım. İki tane denize kartı atalım. Tamam, fena gitmedi. O büyü gitmeseydi güzel olabilirdi. Hala kararsızım ya. Oynarsak sıyrılgan ama oynayalım gitsin ya. Sıyrılgan kartımızla Nexus'u dürte dürte kart çekeriz hızlı bir şekilde. Braum'dan çekindiğim için koymak istemedim ama bakalım. Bu tur toparlayabiliriz belki de. Gene ruh hem yeteneği geldi. Neyse. Umarım
dondurma yeteneği kullanmaz da. Direkt hortlan pençesi kullandı. Peki. Tamam o zaman. Rohem yeteneğini kullansak bile pek bir anlamı yok şu anda. Vursaydık iyi olacaktı ya. Yani turu bitireceğiz. Şu an yapacak bir şey yok. Deniz canavarını kullanmak istemiyorum şu anda. Jaula avcılarının gelmesi güzel oldu. Şimdi onu kullanarak güzel bir avantaj yakalayabiliriz diyecektim de. Çok fazla gücü yüksek şu anda ya. Nautilus oynayalım. Zaten iki tane var. Riske atabiliriz birine. Nautilus'un gelgitini okuduğumuz zaman... Mesela bu kartı kullandığımız zaman şöyle bir olayı var. Düşmana sersemletme atıyoruz. Evet, ama aynı zamanda elimizde Nautilus olduğu zaman bu sersemletmekle kalmıyor. Rakibi destesine geri gönderiyor, karıştırıyor kartı. Yine çok avantajlı bir kart. Ancak şu an kullanamamız üzdü. Hani Braum'u yollayabilirdik. Tamam, fena kartlar yanmadı. Jaula avcıları dursaydı iyi olabilirdi. Rastgele deniz canavarı oluşturduğu için bizim için büyük bir fayda sağlıyorlar. Aynı zamanda şampiyon çeker özelliği olduğu için bayağı güzel iş yapıyor. Şimdi ne yapsak ki? Jaula avcılarını atalım. Bu deniz canavarı çok güçlü. Çok 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 güçlü. Yana Strandemir koydu o da. O zaman Jaula avcılarını öldürelim çünkü zaten hiçbir işe yaramayacak onlara karşı. Bir an önce derine ulaşalım. Bir tane daha öte dünyaya bakış geldi ama derine girdik. Artık bizim bölgemizdesin. Ve şu an deniz canavarlarımızın bedelleri 4 azaldı. Şu an en soldaki deniz canavarımızı yere oynayabiliriz. Derinlerdeki canavar. Rakibimiz oynasın ondan sonra koyalım. Koyduk. Aynı zamanda şu en tehlikeli dalgaların dehşetini de koyabiliriz yere şu anda. Düşmanlara bu tur, yani saldırı yaptığımız tur hasarlarını 2 azaltıyor. Daha ne olsun zaten. 2 az bir şey değil, hele ki tüm düşmanların. Şu an saldırı yapabiliriz. Hani kolay kolay bir kartımız ölmez, ölse bile karşıdan da adam götürmüş oluruz. Evet, şu an öldüremiyor. Hepsinin hasarı 6'ya düştü. Bir Braum'u zaten azdı. O hiç vuramayacak. Tamam. Nautilus'a karşı koydu Trindemir'i. Ötekileri ne yapacak acaba? Artık bir şeyler yap diyecektim. Tamam, pas geçti. Bu şekilde saldıralım. Trindemir'i tabii ki ölmeyecek. Level atlayacak. Ancak çok büyük bir miktarda hasar verdik rakip Nexus'a. Turu bitirelim, şu an yapacak bir şeyimiz yok. Aynı zamanda Trindamir'i yollayabiliriz saldırdığı sırada. Nasıl mı? Bizim o 4 manalık büyüyle. Çapayı saplayıp destesini geri yollayalım hatta. Şu an yalnız biz de riskli durumdayız ya. Kartlarımı kaybetmek istemiyorum. Her ne kadar rastgele bir tane daha deniz canavarı oluşturan kartımız olsa da. Şimdi şunu karşısına koyalım. O her türlü ölecek zaten, kimin karşısına koyarsak koyalım. Büyümüz de Trindemir'i kullanalım. Eğer ki buna karşılık veremezse zaten her türlü biz kazanıyoruz ya. Çünkü Trindemir rastgele bir yerlerde olacak destesinde. Hani en üstünde falan da değil. Hemen çekemeyebilir. Bakalım ne yapacak. Hiç karşılık veremedi. Çapayı yolladık. Destesine girdi. Aynı zamanda Braum'dan da kurtulmuş olduk.
Derinliklerin çaresini kullandık. Rastgele bir deniz canavarı daha elde ettik. Ve 2 mana olacak galiba bedeli. Tamam, şimdilik geçelim ama. Totalde 11 manası var. İlla ki bir şeyler yapmayı dener diye düşünüyorum. O yüzden hemen oynamayacağım. Olur da tüm üniteleri öldür diye bir şey kullanırsa yanarız. Enkaz istifçisinin sağladığı büyük kartlarına bir göz atalım şöyle isterseniz. Ufaktan. Çok sağlam kartlar veriyor gerçekten. Hani bu sağladığı kartlar aynı zamanda denize atılsa bile kullanılmış olarak sayıyor. O sayede kartları da aktifleştirebiliyoruz. Şimdi Alice koydu ortaya da. Alice şu an hiçbir şey yapamaz bize ya. Umarım intikam kartı yoktur, öldürmez Nautilus'u. Riske sokar bizi yoksa. Aa, öte dünyaya bakış kullandık. Alice'ini öldürttü. İlginç bir karar. Kötü durumda kaldı o zaman bayağı. Hem Brown'u kaybetti hem Trendemir'i destesine yolladık. E tabi. Nexus'unu 3 iyileştirdi. Başka bir hamle daha yaptı. Lanetli bekçiyi çağırdı. Daha yapacağı bir şey kaldı mı ya? Ruhem dedi Nexus'tan daha fazla can çekti. Üstüne 4'e 4'lük yaratığı çağırdı. Peki. Şu an hazine kartı gelirse her türlü bitiririz. De hazine kartı gelmedi. Kart çekelim, belki hazine kartını çağırırız. Bir tane daha Nautilus geldi. Yok, denizlerin gözü geldi. Tamam, denizlerin gözünü oynayalım. Şu an Nautilus'u riske atabiliriz çünkü fazladan bir Nautilus kartımız var kenarda. Elimizde daha doğrusu. Gazi Yağmacı'yı oynadı. Ya illaki bizi bloklayacak, ancak 6 hasar verebiliyoruz şu anda. Hadi Nautilus'u riske atmayalım ya. Çapayı belki de bir daha Trindemir'e ortaya atarsa o zaman kullanırız. Tamam, bir tane daha kart çekeceğiz şimdi. Adaların damgasını kullandı. Bizim o kartımızı öldürmek istiyor. Tamam dedik. Öldürsün. Dip ejderi yumurtası geldi. Çok güzel. Üç vahşi dip ejderi çağırırsın. Kullan. Bakın şimdi bunların bir de derin özelliği olduğu için hepsi 8'e 8 olacak. Muhteşem. Artık pes eder diye düşünüyorum. Hatta maçı uzatalım, turu bitirelim. Daha fazla şey koyalım ortaya. Bakalım kartlarımızın durumu ne? İyi. Devam edebiliriz. Ama Shen Yimoto çıkardı, büyük ihtimalle teslim olacak dedim ve teslim oldu. Daha fazla uzatamadık. O zaman izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Oldukça keyifli maçlar oldu. Daha fazla kart desteleri için bana abone olarak, videoları beğenerek destek çıkabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Destenin kodunu aşağıda bırakıyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.